Ülke TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam önemli bir konuğum var. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve serbestiyet yazarı Halil Berktay bizlerle birlikte olacak. Ama önce kısa bir not. Hatırlayacaksınız, Profesör Doktor Halil Berktay'ı ağırladığımızda tarih 24 Nisan'dı. Türkiye seçim atmosferine yeni girmişti. Milletvekili adayları henüz belli olmuştu. Programda CHP'nin yıllardır 90 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen neden kaybettiğini, CHP'nin sol ve şiddetle olan bağlantısını ve AK Parti'nin Türkiye'nin son 13 yılında neden sürekli kazandığını konuşmuştuk. Bunun cevaplarını programda aramıştık. Fakat programda vaktimiz yetmemişti, sohbet çok güzeldi. Biz Halil Berktay'la birlikte 7 Mayıs'ta sizlerin huzurunda tekrar buluşmak üzere programı kapattık. Ve o tarihte, o programda siz önemli bir şey söylemiştiniz. CHP neden kaybediyor? Aslında hani muhalefette eleştirebileceği de çok önemli şeyler var demiştik. 2007'ye kadarki süreçte zaten CHP'nin hep askerden bir darbe beklentisi içerisinde olduğunu söylemiştiniz. Biz aslında buluştuk Halil Berktay ile birlikte. Fakat sanırım Başbakan Davutoğlu'nun konuşması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan miting konuşmasına denk geldi. Sayın Davutoğlu'nun mitingine denk geldi. Mitingi girdiler ve bir daha çıkmadılar. Dolayısıyla biz arkada oturduk ve programı yapamadan gittik ve o buluşmayı şimdi tekrar ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama hoş geldiniz öncelikli olarak. Hoş bulduk Elif. O tarihten bu tarihe çok şey değişti. Seçim oldu, seçim sonuçları, YSK seçim sonuçlarını açıkladı. 21 gün geçti bugün itibariyle ve Başbakan Davutoğlu hükümeti kurmak görevini almak için Cumhurbaşkanlığı makamına çıktı. Devralacak ve artık turlar başlayacak. O gün böyle hani AK Parti daha kazanacak gibi konuşmuştuk. Evet. Evet, öyleydi. Ama sandıklardan bambaşka bir seçim sonucu çıktı. AK Parti yine sizin de yazdığınız gibi 8 Haziran'da bir yazınızda hala Türkiye'nin en büyük partisi %41 oyla, fakat hükümet kuracak çoğunluğa sahip değil. Ne diyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikli olarak buradan. Önce seçim sonuçlarını yorumlayarak mı başlıyoruz? Aslında peki, şeyi peki, sorsam peki. Yo. Tahsin Şahinkaya bir şey vallahi yorumlamak ister misiniz? Değer mi bilmiyorum. Başlı başına değer mi bilmiyorum demem, evet, birkaç şeyi yansıtıyor. Aslında bütün bunları Türkiye'nin ne kadar geride bıraktığını yansıtıyor. Ben hep benzer bir metafor kullanıyorum. Hı hı. Şimdi Türkiye'de 27 Mayıs 1960'ı ya da 12 Mart 1971'i ya da 12 Eylül 1980'i anlatmak, başka bazı şeyleri anlatmak gibi, hani evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir zamanlar Türkiye'de 3 darbe olmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir zamanlar Sovyetler Birliği diye bir ülke varmış vesaire vesaire. Benim şimdiki öğrencilerim, İnsan kaç yaşında üniversiteye girer? 18-19 yaşında. 2015 yılında 2018-19, hadi bilemediniz 20 yaşındaysa 1995'te doğmuş olması lazım. Bunların her birinden tamamen habersiz. Artı Türkiye o kadar muazzam bir dönüşüm geçirdi ki bunlar hikaye oldu, efsane oldu. Hep söylüyorum, ha milattan sonra 8. yüzyıl sonu 9. yüzyıl başının Şarlman İmparatorluğundan, Karolenj İmparatorluğundan bahsetmişim, ha Türkiye'deki darbeler döneminden veya Sovyetler Birliği'nden, ha Şarlman'ın kendisinden bahsetmişim, ha Stalin'den, Brejnev'den veya Kenan Evren'den. Bu kadar uzak yeni nesiller bütün bunlardan. Benim neslimin, sizin ve benim ve başkalarının, kuşaktaş başkalarının hafızamızın, kişisel belleğimizin bir parçası olan bu olaylar tarihe karışmış durumda.
Bir, kim Tahsin Şahinkaya? İki, Tahsin Şahinkaya kim? Peki, 5 kişilik bir Milli Güvenlik Konseyi vardı. 4 kişiydi de bir de Haydar Saltık vardı. Belki de aslında evet, darbenin en kilit adamıydı. Genelkurmay Başkanı, ondan sonra 4 jandarma dahil 4 kuvvet komutanı, bir de 6. Haydar Saltık. Tahsin Şahinkaya Hava Kuvvetleri komutanıydı. Bütün bu 5 veya 6 general içinde özel olarak hepsi son derece diktatöryal, son derece tepeden inmeci, halka rağmenci, müstebit insanlardı birey olarak ve kolektif olarak. Ve bütün bir vesayet rejimini temsil ediyorlardı tabii. Ama özel olarak Tahsin Şahinkaya, şunu belirtmek gerekir ki aralarında adı en fazla rüşvetle, yolsuzlukla temayüz etmiş olan insandı. Adının karışmadığı hava kuvvetleri ihalesi adeta yoktu. Jet uçakları, helikopterler, özel silah sistemleri vesaire bir şekilde her birinin orasından burasından bir Tahsin Şahinkaya kokusu çıkıyordu. Kendi zamanında darbeden önce ve darbeden sonra bununla bednamdı. Kötü şöhretliydi. Ne oldu? Bu insanlar yaptıklarını bile bile, anayasal rejimi devirdiklerini bile bile ve tam da buna karşı korunmak için 1983 Anayasası'na özel bir madde koydurdular. Her türlü yargılamadan muaf olduklarına dair. Bu madde sonuç olarak 27 yıl sonra 2010 Anayasa referandumuyla ortadan kalktı. Ve iyi ki ortadan kalktı. Hayatlarının son demlerinde olmalarına rağmen haklarında dava açıldı, yargılandılar. Aşağılandılar, iyi ki aşağılandılar. Aşağılanmayı %1500 hak ediyorlardı. Ellerinde binlerce ve on binlerce insanın kanı ve ahı ve acısı vardır. Ordudan tard edildiler, rütbeleri söküldü vesaire. Dediğim gibi hayatlarının evet, son demlerindeydiler. Önce Kenan Evren bu dünyaya veda etti. Ardından Tahsin Şahinkaya bu dünyaya bugün veda etmiş. Arkalarından söyleyecek en ufak bir iyi sözcüğüm olmadığını ifade etmek isterim. Peki. Ben de sizin sözlerinizin altına imza atarım. Hani Türkiye'de bir gelenek var ya, ölenin arkasından konuşulmaz ama zulmettiyse Ben konuşurum. Yani ben onlar konuşurum. Bu zulmü yaptılarsa bu zulümler konuşulur. Böyle bir geleneğin de çok yani ölüleriniz derken hayırla, yani kendi ölülerimizle alakalı ama zulümle isim yapmış, zulmetmiş insanların yani, arkasından tarihi konuşulmaz bir şey. Evet. Nasıl yani Mussolini'nin, Hitler'in, Stalin'in vesaire arkasından konuşursam bunların da arkasından evet, konuşur. Peki, evet, 24 Nisan'dan bugüne çok şey değişti. CHP ilk kez herhalde seçimlere giderken ama ilk kez laiklik vurgusu yapmadı, Cumhuriyet elden gidiyor vurgusu yapmadı, irtica ile korkutmadı. İlk kez bir parti olarak seçmene seçim vaadinde bulundu. Evet. Oldukça da böyle aslında cazip vaatlerdi. Tartışıldı tabii bütün bunlar ama bu kadar seçim vaatleri bile CHP'ye sandıkta herhangi bir puan getirmedi. Yine kazanamadı. Kazanamadı ve kaybetti. Kaybetti. Yani az da olsa kaybetti. %1 falan kaybetti. Şimdi ilk önce, affedersiniz böyle sözünüzün sonuna atlamış gibi oldum ama bir kere şunu belirtmek lazım. CHP kaç seçimdir şöyle bir özel konumda, ana muhalefet partisi durumunda ve oyu artmadığı gibi azar azar da olsa azalıyor. Çünkü şimdi bu çok benzersiz bir durum. Demokratik rejimlerde politika sahnesi açısından. Çünkü genellikle iktidarlar yıpranır. Evet. Ana muhalefet partisi konumunda olan partiler ise genellikle bundan yararlanır. Evet. Ama CHP
bu koşullarda dahi ya statik ya statik negatif. Az farklı da olsa statik negatif. Hani böyle şeye benziyor CHP. Ekonomik, sosyoekonomik gelişme bakımından tamamen dünyadaki gelişmelerin kıyısında, köşesinde kalmış ülkeler vardır. Mesela komünizmin çöküşünün ardından Bulgaristan biraz böyle bir konumdaydı. Son derece durgun bir ülke ve nüfus kaybediyor. Aslında nüfusu azalıyor çünkü iş bulamayan Bulgar gençleri, kalifiye elemanlar habire yurt dışına gidiyor. Şimdi durdu mu bilmiyorum bu demografik kanama ama belki de durmuştur. CHP bana bu hissi veriyor. Yani CHP bana açıkçası CHP'den ne köy olur ne kasaba hissi veriyor. Neden? Şimdi seçimlerde MHP bir köşe tuttu ve oyunu arttırdı. HDP bir köşe tuttu, çıkıntılı bir pozisyon tutturdu ve oyunu arttırdı. Katılıyorum demiyorum. Doğru veya yanlış, objektif olarak bu. Fakat siz CHP cazip programlar ortaya koydu filan diyorsunuz ama bence hiç öyle değil. Şu doğru, şu dediğinize %100 katılıyorum. CHP anormal siyasete yatırım yapmaktan uzaklaştı. Normal siyaset platformunda oynamaya başladı ve çok hayırlı bir gelişme. Fakat CHP'nin Türkiye'nin can alıcı sorunları hakkında hiçbir şey söylediğini görmüyoruz. Yani can alıcı sorunları derken Türkiye'nin ne kastediyorum? Yeni anayasa, Kürt sorununa çözüm süreci, demokrasi bu gibi meseleleri kastediyorum. Yoksa bence asgari ücret 1500 lira olsun bilmem şu veya bu filan. Şimdi Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz, büyük bir yoksulluk, büyük bir darlık vesaire yok. Türkiye ekonomisi yılda en az %2,9'luk üçlük tempolarda büyümeye devam ediyor. Bunlar Türkiye'nin tartıştığı can alıcı konuların dışında hani ne söyleyelim? Hah işte bunu söyleyelim kabilinden. Biraz kozmetik rötuşlardan ibaret kaldı. CHP... Ama yine de bir karşılık bulması gerekmiyor muydu? Hayır, gerekmiyor bence. Öyle mi? Gerekmiyor. Hayır, bence böyle bir şey yok. Hayır, bir karşılık bulması gerekmiyordu. Çünkü karşılık bulabilecek lafları yanlış veya doğru, çok daha net, çok daha köşeli, şu veya bu şekilde söyleyen taraflar vardı, başka partiler vardı. Bence CHP'nin aldığı oy, aşırı yorumlamak istemiyorum. Hani böyle seçmen şunu diyor, seçmen bunu diyor, seçmen şunu gösterdi filan lafları var ya öyle iddialardan. Ama birazdan soracağım seçmen bu sandıkta ne dedi? Uzak durmak istiyorum ama çünkü ortaya çıkan sonuç Elif Hanım, sonuç olarak ortaya seçmenin illa kastettiği bir şey çıkmıyor. Seçmen kısmi bazı reaksiyonlar gösteriyor. Sonuç olarak o milyonlarca insan oy kullanıyor ve o kısmi reaksiyonların meydana getirdiği bir kastedilmemiş pattern, kastedilmemiş bir örüntü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla öyle seçmen şunu diyor, bunu diyor diye böyle homojen bir seçmen bilinci varmış gibi laflar, transandantal laflar etmek istemiyorum. Seçmenin neye itibar etmediğini, seçmenin neyi cazip veya ikna edici görmediğini daha rahat söyleyebiliriz. Pozitif olarak değil de negatif olarak belki. CHP silik bir konumda kaldı, silik bir profil verdi ve o silikliğe uygun şekilde oyu statik negatif bir oy oldu. Bir puan kadar oy kaybetti. Ve yani ben aslında bir bakıma seçimin en başarısız partisi, ikincisi öğrenmeye de en az yatkın partisi
olarak görmeye devam ediyor. Peki, partilerin evet sandıktan çıkan sonucu belki seçmen adına çok keskin ve klişe sözlerle, daha köşeli sözlerle yorumlamak belki doğru olmayabilir. Ama neyi dediniz istemediğini ve neye itibar etmediğini sandık sonuçlarından okuyabiliriz. AK Parti'nin de %9 oy evet. kaybı var. Evet. Belki seçim sonrasında en fazla üzerinde durulması gereken husus bu. Kesinlikle. Çünkü 13 yıldır sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de değişimi ve dönüşümü getiren bir parti AK Parti ama bu seçimlerde %9'luk oy kaybına uğradı. Peki AK Parti'de neye itibar etmedi seçmen o zaman? AK Parti de bunun peşinde, bu sorunun evet. peşinde anketler yaptırdığını biliyoruz. Bu bağlamda yine sizin de katıldığınız bir iftar var. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı toplantılar, istişare toplantıları yapmaya devam ediyor. Peki ne oldu sizce? Başlıca dört şey söylemek istiyorum. Bir yığın ufak tefek şey sayılabilir ama evet. dört noktada toplamak istiyorum. Birincisi daha başta Tahsin Şahinkaya bağlamında söylediğim şey. Nedir? 13 yıl geçti. Evet. Yani 12 Eylül'den bu yana 35 yıl geçti. 1990'ların ıvır zıvır seçmen tabanı giderek küçülen statik ve karanlık koalisyonlar, negatif barikat koalisyonlarının üzerinden 25 yıl geçti. 90'ların başı itibariyle. Veya 15 yıl geçti. AK Parti 2002'de ilk seçimi kazanarak iktidara geleli beri 13 yıl geçti. Evet. Muazzam bir kuşak değişimi oldu. Demin askeri darbeleri bilmiyorlar, Sovyetler Birliği'ni bilmiyorlar, Soğuk Savaş'ı bilmiyorlar, şunu bunu bilmiyorlar dedim. Benim önüme gelen öğrencim olarak üniversiteli gençler Türkiye'de askeri vesayet rejimini de bilmiyorlar. Genelkurmay'ın her hafta millete hiza vermek için yaptığı basın toplantılarını da bilmiyorlar. OHAL'i de bilmiyorlar. JİTEM'i de bilmiyorlar. JİTEM'i bilmiyorlar, OHAL'i bilmiyorlar. Güneydoğu'da Tansu Çiller ve Doğan Güreş'in yönettiği kirli savaşı bilmiyorlar. Faili meçhul veya o kadar da meçhul olmayan infazları bilmiyorlar. Boşaltılan köyleri bilmiyorlar. Bütün bunlardan tamamen habersizler. YÖK'ün üniversitelere giden her teftiş heyetinde bir tane emekli general bulunduğunu bilmiyorlar. Avrupa Birliği'nin şu veya bu kıstasını yerine getirmek için yapılan sivil hükümet ve Dışişleri Bakanlığı toplantılarında Genelkurmay temsilcilerinin hazır bulunduğunu ve her şeye hayır 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 istemezlik dediklerini bilmiyorlar. Belki de bütün bunları bilmiyorlar. Ben sizin yazdığınız bir yazıda özellikle siz Güneydoğu'da Kürt gençler üzerinden söylemişsiniz bunu. Evet. Onu bulmaya çalışıyorum. Söyleyeyim ben size ne oldu? Notların arasında. Aslında biliyorlar ama bütün bu sorunların müsebbibi olarak AK Parti'yi görüyorlar yani ve buna inanıyorlar diye bir yorumumuz var. Şu bir gerçek. Artık ne kadar zorla inandırılıyorlar, ne kadar inanıyorlar, ne kadar inanmaya yatkınlar. Ama şu bir gerçek, öyle bir genç nesil var ki ortada, gözlerini açmışlar ve AK Parti'yi görmüşler. Evet. Yani onların devlet başka, AK Parti başka, ordu başka, AK Parti başka, polis başka, AK Parti başka. Bunun geçerli olduğu bir dünyayı anlamaları ve idrak etmeleri çok zor. Bu şuna da geliyor. 13 yılda AK Parti'nin başardıkları vesayet rejimini yıkmak, göreli sivilleşme, göreli demokratikleşme, göreli normalizasyon açısından gerçekleştirdiklerini sayıp dökmek bu nesil için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bu nesil 30 Mart yerel seçimlerinde de vardı. 10 evet. Ağustos Cumhurbaşkanlığı doğru. seçimlerinde de vardı. Ama işte şimdi birinciyi orada söyledim. Bir şey oldu ve birinciyi söyledim. Birinci yani söyleyeceğim dört şeyden birincisini söyledim. Tamam. Bir kere
şunu demek istiyorum. Zamanın akışı ve kuşak değişimi itibariyle AK Parti'nin geçmişteki başarıları ya da bu başarıları sayıp dökmek gitgide daha az şey ifade ediyor. AK Parti'nin demokratikleşmeyi, demokrasi hamlelerini sürekli yinelemesi, taze ve canlı tutması lazım. Bir. İki, üç, dört. O zaman kendisini anlatma ve yaptığı politikaları anlatma konusunda sadece anlatmak değil. Sadece anlatmak değil. Yani aslında son 2-3 yılda demokratikleşme açısından sarılacak bir tutamak, bir kazanım, bir hamle deyince sonuç olarak ortada çözüm süreci var. Evet. Yani 2002-2007 arasının ya da 2007-2011 anayasa değişikliği dahil büyük canlılığı, hamle tazelemeleri vesaire yok. Çözüm süreci var. Şimdi üçüncü söylemek istediğimde çözüm sürecini de nasıl biraz zedelediklerini ve hırpaladıklarını kendi elleriyle bir parça onu da anlatmaya çalışacağım. Şimdi ikinci mesele bence, ikinci mesele başkanlık sistemi. Daha doğrusu yani Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemini getiriş tarzı. Çok kısaca şöyle toparlayabilirim. Başkanlık sistemini ortaya attı. Ben şahsen tamamen objektif ve nesnel ve koşullardan soyutlanmış bir tartışmada başkanlık sisteminden yana olabilirim. Evet. Ama bu bir Türkiye sorunu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha başbakanlığından başlayarak zaten bence çok haksız bir şekilde bir parça kendi söylem hatalarının çanak tuttuğu ama temelde haksız bir şekilde de olsa diktatör, firavun vesaire diye tek adam yönetimi filan diye bir yıl suçlamaya maruz kalıyordu. Cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında da bunlar gündeme geldi. Ve başkanlık sistemi bir takım muhayyel olağanüstü yetkiler getirecek de bunları tamamen kendisi için getiriyor yorumuna çok kolayından ve ucuzundan hedef oldu. Ama, bu şekilde önerdi seçim kampanyası. Ama bunu yeni başkanlık sistemini Erdoğan 13 yıllık iktidarının peşinden Cumhurbaşkanlığına çıkarken istemedi ki parti programında, 2002 biliyorum, parti programında var. Biliyorum. Bir de şu olmaz mı? Mesela diktatör, firavun işte bu gibi suçlamalara maruz kaldığı zaman geri adım atmış olsaydı bu da işte hani hayır bence doğrularının... hiç yani seçim kampanyası başlamadan önceki deyim yerindeyse bir boşluk ve soluklanma anında AK Parti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya gelip bu seçim kampanyasında başından itibaren başkanlık sistemi platformunu, bunun davulunu çalacak mıyız, çalmayacak mıyız kararına varması mümkündü. Ve bu davulu çalmamaya karar verselerdi kimse aa bakın geri adım attılar vesaire diye bir şey demezdi. Bunun yapılabileceği uygun bir zaman vardı. Sonuçta ne oldu zaten? Seçim kampanyasının 3/2 boyunca bunun üzerinde vurgu yaptı ve ondan sonra geri çekti. Bence bu daha kötü oldu. Ya da pekala şöyle yapabilirdi. Uygun bir zamandı. Bütün bunlar tabii insanın aklına sonradan geliyor. Benim de aklıma sonradan geliyor. Türk'ün aklı sonradan gelirmiş ya. Benim de aklıma sonradan geliyor. Başkanlık sistemini platforma çaksaydı ve ardından deseydi ki ama ben aday olmayacağım. Bütün Türkiye'yi kazanırdı. Bunu diyebilseydi, bunu şimdi düşünüyorum da kendisi dahil AK Parti'de kimse akıl etmedi. Ben başkanlık sistemini kendim için istemiyorum. Başkanlık ama sistemi... kendim için istemiyorum. Hatta mevcut yetkilerim iyi. Bu benim yetkilerimi azaltacak diye her çıktığı televizyon programı biraz söyledi ama ben bütün bunlara rağmen bir şey söylüyorum. Bütün bunlara rağmen sonuç olarak şeyle de birleşerek onu da ilave edeyim.
Cumhurbaşkanı olarak seçim kampanyasında çok fazla aktif rol alması, çok fazla konuşması ve her yerde konuşmasıyla ve nasıl diyeyim, her konuda çok iddialı konuşmasıyla, spesifik konularda yaptığı müdahalelere de geleceğim. Onları ayrı tutuyorum. Bütün bunlarla birleşince bence bu seçim kampanyasında başkanlık sisteminin, AK Parti kampanyasının en azından başta ve uzun bir süre merkezine yerleştirilmesi önemli bir hata oldu. Üçüncüsü, en kritik mesele Kürt meselesi. Çünkü sonuç olarak demin de söylediğim gibi AK Parti'nin en büyük kozu çözüm süreciydi. Çözüm süreci ve bununla birlikte kırmızı çizgileri olmayan, ilk dört maddesi de değişebilir olan tamamen sivil ve demokratik bir anayasaydı. Çünkü o çözüm sürecini perçinlemenin olmazsa olmaz koşulu. Yani şimdi tekrar sıralamama gerek var mı bilmiyorum ama biraz bir iki yıl geriden alarak Roboski Uludere olayı hiçbir şekilde bir açıklığa kavuşturulmadı. Personelin görev sırasında yaptığı yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan olağan bir kazadır ve soruşturulmasına gerek yoktur dendi ve hiç kimseyi ikna etmedi. Bakın geçenlerde yani kendi yazdığım sitenin reklamını yapmış gibi olmayayım ama Yıldız Ramazanoğlu harikulade iki yazı yazdı. Benim kendi küçük hikayem 1-2 diye ve burada Roboski'de Uludere'de açılan yaraların nasıl büyütüldüğü ve bunların sarılması için hiçbir şey yapılmadığını, AK Parti liderliğinin ne kadar büyük bir hata, büyük bir hatası olduğunu uzun uzadıya anlattı. Yani ikincisi Kobani. Üç büyük kırılma diyorsunuz. Üç büyük siz kırılma. İftar. Bunu tabii ki ben biliyorsunuz iftardan izlenimler yazılarımı kişilerden tamamen soyutlanmış olarak yazdım. Ama bu o İftar yemeğinde çok net bir şekilde söylendi. Bir değil birkaç kere söylendi. Konuşmacılardan bir tanesi bunu böyle dile getirdi. Üç büyük kırılma, Uludere, Kobani, Dolmabahçe diye. Trınk trınk trınk. Ve şimdi etrafıma baktım filan yani sayı söyleyecek durumda değilim ama benim içimdeki izlenim çok büyük çoğunluğun belki hemen herkesin buna katıldığı veya hak verdiğidir. Şeyden ayrı konuşuyorum. Siyasi sorumluluğu olan başbakan ve bakanlardan onları tenzih ederim. Onların görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmak istemiyorum. Ama Kobani konusunda şöyle bir ikinci olarak derin bir his var. Kobani etrafında Türkiye Kürtlerinin doğan hassasiyetini ve endişeli bakışını ve IŞİD saldırısına karşı Kobani'yi savunmakta olan daha genel olarak Kuzey Suriye Kürdistan'ını savunmakta olan Suriye Kürtleri ile duygusal özdeşleşmenin ne boyutlarda olduğunu o dönemde olay cereyan ederken AKP'nin idrak edemediği ve derece derece bunun icabını yapmaktan kısa düştüğü şeklinde bir çok yaygın ve çok güçlü bir kanaat var. Üçüncüyü söylediniz, dördüncüyü de hemen başlık olarak söylerseniz bir kısa reklam arasına gidelim hocam. Dördüncü kimlikler arası hitap kabiliyeti. Kimlik siyaseti demiyorsunuz ama değil mi? Kendi kimliği dışındaki başka kimliklere ve özellikle laik kimliğe AKP'nin hitap kabiliyeti, daha doğrusu bu hitap kabiliyetinin ciddi surette düşmüş olması. 2013'ten sonraki süreçten bahsediyorsunuz evet, o zaman. Evet, 2011-2013. Kısa bir reklam aramız var hocam. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kafamda oraya sulatladım. Evet, programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve serbestiyet yazarı Halil Berktay bizlerle birlikte AK Parti'nin oylarındaki düşüş dört ana maddede toparladınız. Dört sebep
var dediniz. Ben de şeyi söyledim, yani burada aslında bu sebepler 30 Mart yerel seçimlerinde de geçerliydi ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de geçerliydi, ama başka bir şey olması lazım. Çünkü siz de üzerinde çok sıkça durduğunuz bir şey, Kürt oylarını kaybetti aslında. Evet. Ve orada şeyi söyledim. Bir, Roboski Uludere'nin çözülemeyen evet. mirasını söyledim. Gölgesini. İki, Kobani'yi söyledim. Yani Kobani'de uzatmayayım. Ancak bir noktadan sonra AK Parti Kobani'de IŞİD'e karşı savaşmakta olan Kürtler için ciddi bir anlayış, yardım, destek, empati vesaire göstermeye başladı. Bu ancak olay içinde bir noktadan sonra baş gösterdi. Ama bir şekilde başlangıçtaki tereddüt veya başlangıçtaki müstani bakış, yani AK Parti Kürtleri, Kuzey Suriye Kürtlerini IŞİD'e kırdırmak istiyor algı operasyonunun çok yaygınlaşmasına, alıp yürümesine çanak tuttu. Onu önleyemedi. Şimdi, antre parantez, AK Parti liderliğinin hakikaten biz Kobani'de bir şeyleri anlatamadık, bir şeyleri yanlış yaptık sonucuna vardığını ve bunu telafi etmek için işte bölgeye heyet göndermek, il il dolaşmak filan gibi girişimlerde bulunduğunu görüyoruz ki bu aslında hatanın kabulü anlamına geliyor ve sevindirici bir şey. Kobani'ye geri döndü AK Parti şu anda. Evet. Hatalarını telafi etmek istiyor. Ama bunun üzerine bir de Dolmabahçe geldi. Evet. Yani maalesef onu da zikretmek zorundayım. Peki kaybettiği o Kürt oylarını tekrar kazanabilir mi? Bence kazanabilir. Tamamını kazanabilir mi bilmiyorum. Ben böyle demokratik siyasette dördüncü maddemde de değineceğim ama yani sonuç olarak partilerin çekirdek oyları vardır elbette. Yani HDP'ye çıkan %13 küsur oyun içinde de bir %7-8 vardır ki faraza. Bugünkü düzlemde o daima HDP'ye veya HDP'nin devamı olan partilere oy verecektir. Ona dokunamazsınız. Ama bir de sonuç olarak yüzer gezer oylar vardır veya değişken oylar vardır. Kimliklere çok sert bir şekilde bağlı olmayan ve yanlış siyasetlerle kaybedilebilecek ama doğru siyasetlerle kazanılabilecek oylar vardır. Ve bu da demokrasinin iyiliğidir. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir ülkede demokrasi ne kadar gelişmiş ve ne kadar olgun olursa partilerin çekirdek tabanları o kadar küçük olur. Değişmez seçmenleri o kadar küçük olur. Buna karşılık kötü siyasetlerle kaybedilecek, iyi siyasetlerle kazanılacak seçmen halkaları o kadar geniş olur. Bir parantez açabilir miyim? Peki o zaman %41 AK Parti'nin artık kemikleşmiş oydur diyebilir miyiz? Yorumlu. Bilmiyorum. O kadar fazla günlük siyasetin içinde bir insan olmadığımı biliyorsunuz Elif Hanım. Yani bunu diyemem. Yani %41 midir, %35 midir, %38 midir filan böyle bir şey diyemem. Belki hala değildir. Belki bundan da kötü siyasetler güderse belki bundan da düşmesi mümkündür. Benim çok yakından izlediğim ve dirayetine çok güvendiğim, çok analitik ve çok bağımsız eleştirel bir kafayla yazan insanlar aslında AK Parti tabanında ne kadar bir heterojenleşme, ne kadar özgürleşme, ne kadar demokratikleşme olduğunu döne döne vurguluyorlar ve çok net bir şekilde aslında AK Parti seçmeni AK Parti'nin kendisinin çok ilerisindedir diye yazıyorlar. Türkiye'nin en demokratik seçmen kesimidir ve AK Parti'nin de çok ilerisindedir. AK Parti'nin dar kimlik politikaları güdecek yerde bu seçmenin zenginliğine ve olgunluğuna layık olması lazım. Ona layık olduğunu ispat etmesi lazım diye yazıyorlar. Ki ben de gördüğüm kadarıyla çok katılıyorum buna. Onun için AK Parti
başka türlü, bunlar veya başka türlü yanlış siyasetler gütmekte ısrar eden de aşağı düşemez diye bir kanaatim hiç yok. Peki, sizin de dile getirdiğiniz, çünkü önemli olan AK Parti çözüm sürecini yürüttüğü halde bu oyları, yani Güneydoğu'da oy kaybetti ve önemli bir oy kitlesinde artık Güneydoğu'da olduğunu biliyoruz. Bu seçim sonucu bunu gösterdi. Dolmabahçe'nin altını çizeyim. Evet, Dolmabahçe. Deferatına girmeyeyim, vaktimiz yok, anlıyorum ama evet, altını çizeyim. Evet. Dolmabahçe, Kobani, Kürt sorunu yoktur söylemi, belki işte Zerdüşt denilerek Zerdüşt söylemi. Seçim kampanyası. Başlıklar açılabilir, evet, yani. Evet, açılabilir. Peki burada şimdi iki şey var. Bir kesim diyor ki, siz de mesela Kemal İnan'ın yazısını almışsınız. Bir kesim diyor ki, hayır aslında Kürt oylarını kaybetmede ne sorumlu AK Parti ne de Erdoğan'ın söylemidir. Burada PKK'nın baskısı vardı ve Kürt halkı o baskının altında kaldı ve gitti HDP'ye oy verdi. Katılmıyorum. Katılmadığımı yazdım. Yani şöyle söyleyeyim. Bu baskı yoktur demiyorum. Bu baskı etkili olmamıştır demiyorum. Evet. Ama bakın. Yani sonuç olarak özgür bir ülkede yaşıyoruz. Sonuç olarak bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Evet. Türkiye düşünce, ifade ve tartışma özgürlüğü bakımından Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar özgür bugün. Ve beni sırf mahalle baskısının, sırf PKK, HDP, yerel mahalle baskısının bu oyları çekip götürdüğüne ikna edemezsiniz. Bu ifade etmeye çalıştığım gibi siyaseti ve demokratik siyasete inancı yok eden bir olay. Şöyle bir şey var bugün. Ben bunu basında, hükümet yanlısı basını da izlediğimde gayet net bir şekilde görüyorum. Eleştirel, öz eleştirel eğilimler var ve bunlara hiç kulak asmayan eğilimler var. Burada önümde bu yazınız var. Evet. Erdoğan'ın sorumluluğu ve AK Parti'nin eleştiri ihtiyacı başlıklı bir yazınız var. Aslında bizi şu anda izleyenlerin de okuması gereken önemli bir yazı. Ya, yani bir Türkiye'nin en büyük partisi siyasetin, demokratik anlayışın vazgeçilmez bir parçası. Nasıl nefes alıp veriyorsak, oksijene ihtiyacımız varsa, nasıl yemek yiyorsak, su içiyorsak, siyasal parti denilen organizmanın, iktidar ve hükümet denilen organizmanın da aynı şekilde eleştiriye ihtiyacı var. Eleştiriyi almıyor mu? Çünkü makul olarak itidali eleştiriler yapan isimler yok değil. Mesela sizin gibi daha makul alıyor hocam eleştiriyi bence. Yoksa kapalı mı? Hayır, bir bütün olarak kapalı olduğunu asla söyleyemem. Ama bu eleştiri ihtiyacı derken biraz açmanızı istiyorum o zaman. Şunu yani hemen bütün siyasal partilerde olduğu gibi ve hele bir dönem çok başarılı giden ve önemli bir lider kültünün oluştuğu partilerde genellikle olduğu gibi eleştiriye açık ve duyarlı, olgun ve hazımlı kesimleri var. Bir şekilde liderin söylediği her şeyin doğru olduğuna %100 inanan, her türlü eleştiriyi bir şekilde, yani bölücülük, bozgunculuk, negatiflik, bilmem ne, düşmana iltihap filan olarak görmeye yatkın bir kesim de var. Bu seçim sonuçları karşısında eleştirisiz kalmayı tercih eden ve olabilecek en iyi şey olmuştur ve bizim yapabileceğimiz başka hiçbir şey yoktu kafasında olan insanlar da var. Biz bu demokratik tecrübeden ne gibi dersler çıkarabiliriz diye çok daha olgun ve çok daha liberal demokratik şekilde düşünen insanlar da var. Ben tabii çok daha küçük, bununla asla kıyaslanamayacak bir ölçekte radikal solda geçirdiğim yıllarda, ki hayatımın şöyle böyle bir 30 yılına yakınını radikal solda geçirdim. Bu taraf tavırların, bu sendromların
daniskasını gördüm. Çok daha küçük ölçekte, karikatür denilebilecek kadar küçük ölçekte gördüm. Ama yani bunu artık küçük ölçekte de görsem, büyük ölçekte de görsem, yani mikron ölçüsünde de görsem, metreler, kilometreler ölçüsünde de görsem teşhis edebiliyorum. Biliyorum insanların kafasında ne gibi mekanizmaların, ne gibi apolojilerin, ne gibi mazeretlerin. Olmaz canım, olmaz. Halil merak etme, gene de hiçbir şey fark etmezdi. Yok canım, bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yani ben bir Marksist olarak geçirdiğim yıllarında hayatımın genel olarak Marksizm ve özel olarak şu veya bu fraksiyon politikası için yapılabilecek apoloji ve mazeretlerin, savunma mekanizmalarının 101 çeşidini gördüm. Şimdi aynı şeyi AK Parti'nin seçimlerde 9 puan kaybetmesi üzerine yapılan tartışmalarda aynı şeyi görüyorum. AKP taraftarı basının bir kesimine bakıyorum. Yazdıklarında, mesela Kürt sorununda nankör Kürtler diye yazdıklarında hepsini, bütün o hastalıklı sendromları aynen izleyebiliyorum. Bu konuda katılıyorum size. Daha düne kadar kartel medyası olarak eleştirdiğimiz o medyanın kullandığı argümanlar bugün maalesef bizim diyebileceğimiz medyada kullanılması üzerinde düşünülmesi gereken bir husus ve doğru değil aslında bunları yapmak. Uzun vadede toplumun demokratikleşmesine öncülük etmeye devam edecekse AKP'nin, bu noktada bugün şu dönemeç hayati önemli, zihinsel bakımdan hayati önemli AK Parti için. Aslında 5 dakikamız var ve bir seçim yapmak istiyorum soruların arasında. Bundan sonra erken seçim mi olur, koalisyon mu olur gibi daha böyle hani peki, günü birlik ve daha hani güncel bir soru da sormak istiyorum. Ama madem ki AK Parti'yi konuşuyoruz, Gezi olaylarını sıkı eleştiren, yani orada ne olduğunu anlatan birisi olarak bugün dönüp AK Parti'nin aslında Gezi olaylarında biraz sağcılaştığını söylüyorsunuz. Ben söylemedim. İftardan izlenimler 2 yazımda var. Başka arkadaşlar, meslektaşlar kullandı o ifadeyi. Ben de katılarak aktardım. Evet. Yani başlı başına bir Gezi tartışmasına girmek istemiyorum. Evet. O zaman bir şeye dönelim. Ama şöyle söyleyeyim. Önemli bir başlık önemli, aslında. Önemli bir başlık. Çünkü şimdi kimlikler dediğimiz ya birinci evet, aslında. Evet, kimlikler, evet, evet, kimliklere evet, vurgu yapması, evet, ötekileştirilmesi, belki AK Parti'nin o gri alanları daraltması. Bir yere kadar, 2013'e kadar AKP kapsayarak, kucaklayarak ve içselleştirerek gelebildi. Yani toplumdaki herkes AKP'nin sevgilisi olmadı. Evet. Küçültülemez, indirgenemez bir laik ulusalcı nefret hep mevcuttu. Ama gene de AKP şu veya bu şekilde daha fazla kimlikleri aşarak, sert kimlikleri de aşarak, siyaset yoluyla aşarak, kimliklerin bağlayıcılıklarını siyasetlerin, politikaların çekiciliğiyle aşarak yol almayı başardı. Bu sayede oyunu yükseltti her seferinde. Evet. Yani %34'ten nereye geldi? 2002 seçimlerindeki %30'lardan nereye geldi? Ama 2011'den sonra bir şeyler oldu. 2011'den sonra ben bunu Gezi bağlamında yazdım. Gezi'ye kadar gelirken laik sol kesimde ne gibi frustrasyonlar birikti bağlamında yazdım. Yani yok kürtajdı, sezaryendi, yok bilmem sonuç olarak Gezi Parkı'ydı ve AVM yapımıydı veya Topçu Kışlası yapımıydı. Yok rakı içmesinler, ayran içsinlerdi. Anlatabildim mi? Yani böyle ha deyince sayılabilecek 15-20 tane olay var ki belki sonuç olarak çok bir şey olmadı ama söylem olarak adeta bir karşı durulmazlık hissi verircesine AKP ve özellikle o zaman başbakan olan Erdoğan toplumun diğer kesimlerinin üzerine, özellikle o laik ulusalcı kesimin üzerine biz yaparız havasıyla çok fazla geldi. Yani
kimlik aidiyetlerini ve bunların bağlayıcılığını demokratik siyasetin aşma kapasitesi zayıfladı. AKP'nin kendi dışındaki kimliklere el uzatma kapasitesi zayıfladı. Bu zaten Gezi patlamasında çok önemli rol oynadı. Gezi patlamasına reaksiyon bu uçurumu daha da derinleştirdi. Bu işte iftardan izlenimler yazılarında da vardı. O toplantıda da söylendi. Şimdi AKP'nin önünde çok ciddi bir nasıl yeniden kucaklamaya, kapsamaya ve içselleştirmeye başlayabiliriz sorunsalı çok ciddi olarak duruyor. Evet. Programımızın sonuna geldik hocam. Yine benim elimde sorularım kaldı. Tekrar sizi inşallah burada ağırlamak isterim ama bu sefer tarih söylemeyeceğim çünkü bir kazaya tamam. uğramasını istemiyorum. Tamam. Peki. Bu arada Başbakan Davutoğlu Cumhurbaşkanı ile görüştü ve hükümet kurma görevini aldı. Çok kısaca sizin gönlünüzdeki koalisyon nedir? Erken CHP, seçim lazım. AKP, CHP veya AKP, CHP, HDP. Hemen söyleyeyim, burada da büyük problem CHP. Evet. Onu da hemen söyleyeyim. Benim için biraz ağır olacak ama özel olarak, kişi olarak Kılıçdaroğlu'nun bir siyasetçi olarak ne yaptığına akıl sır erdiremiyorum. Evet. Burada büyük problem bu. Yani çok grandiyöz hayallerle başlanmış durumda. Bir CHP, MHP, HDP koalisyonu gibi. MHP bunun çok net ortaya koydu neden olamayacağını. HDP de nihayet bundan vazgeçti ve hatta Kandil'den de gelen müteaddit telkinlerle Demirtaş'ta yani olabilir şu veya bu koalisyona da açığız diye biraz geç de olsa olumlu kırıntısı laflar etmeye başladı. Fakat bence problem AK Parti ile HDP arasında açılmış olan güven uçurumu ciddi bir problem ama ondan önce benim de arzuladım. Bu bağlamda da şunu söyleyeyim. Batı'nın veya iş aleminin büyük burjuvazinin istemesi onlar istiyorsa yanlıştır gibi argümanlara da tamamen boş veriyor. Evet, böyle bir hiç şey böyle bir şey yok. Böyle argümanlar istiyorlar evet ama bu yanlış olduğunu göstermiyor. Ben hiçbir şeyin yanlış mı doğru mu olduğuna bak kim savunuyor onlar istiyorsa yanlıştır diye karar veremem. Benim de gönlümden burada anlatmasına artık zaman olmayan nedenlerle AKP-CHP koalisyonu geçiyor. Fakat büyük problemi Kılıçdaroğlu'nun tavrı ve analizden yoksun tavrı, olgunluktan yoksun tavrı olarak görüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Benim için oldukça keyifli bir program benim oldu. Için umarım izleyiciler açısından da onların da keyif aldıkları bir program olmuştur. Onlar da istifade evet. etmişlerdir. Çok teşekkür ederim tekrar. Sizi tekrar en kısa zamanda burada ağırlamak sevinirim. İsterim. Sevinirim. Elimden geldiği kadar. Evet, programımızın sonuna geldik. Halil Berktay hocam konuğumdu. Akşama tekrar buluşacağız. Cemil Çiçek eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı ağırlayacağım Ankara İstanbul programında. Şimdilik hepinize tekrar hayırlı akşamlar diliyorum.